Merhaba arkadaşlar, ben Emre ve bugün gördüğünüz gibi Farmisodo 2 Noed'i Platinum Edition'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen o inceleme bölümündeki kalan sevgemden direkt devam ediyoruz arkadaşlar. Yani bu seride oynayacağımız sevgem direkt bu olacak, yani oradan devam ediyoruz. Çünkü zaten aynı şeyleri yapacaktık, ben de hiç yani yeniden başlamaya gerek duymadım. Normalde başlamıştık zaten. Normal zorluk seviyesinde. Saldığımız o şeyi, şeker kamı şeklinde şu makine arkadaşlar şu an çalışıyor gördüğünüz gibi. Tarlayı neredeyse ekmiş yani birazcık az, çok az kalmış. Birazdan biz başka bir şeyler yaparken şu an muhtemelen bitirecektir işini. Çaydöver burada duruyor. Hemen salalım. O da yani bitirmiş tarlayı. Bu samanları almayacağız muhtemelen çünkü alacak şeyimiz yok şu an zaten. Muhtemelen bu samanları direkt şey yapacağız arkadaşlar. Kultatörle direkt geçeceğiz çok büyük ihtimalle. Çünkü dediğim gibi pek alacak bir şey yok onlar şu an. Yani bir romok ya da balin makinesi yok bizde. 2 numaralı tarla bizim arkadaşlar. Değil mi? Aynen. 14, 1 ve 2 numaralı tarlalar bizim. 2 numaralı tarla şu arkadaşlar ve gördüğünüz gibi o şu an boş. Oraya bir şey eksek aynen. Direkt arkadaşlar şuna bizim şu bir tohum ekmek makinesine bağlayalım bunu. Ve bununla direkt onu ve bunu derken o tarlayı salalım. Çalışsın 2 numaralı tarlada. Yani bu traktör bunun için birazcık, bu tohum ekmek makinesi için birazcık küçük göz gibi gözüküyor arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Yani bu traktör 105 beygir, bu tohum ekmek makinesi 110 beygir istiyor minimum ama bu traktör bunu çok rahat çeker yani. Çok da aşırı zorlanmaz diye düşünüyorum ben. Ama arkadaşlar şu an buraya ne ekelim? Yani o şey var. Ne ekebiliriz mesela? Gerçi aynı şeyler var. Kanola ekelim arkadaşlar o zaman burada. Direkt kanolayı ekelim. Kanola pek yani Brezilya'da, yani o tam Brezilya değil burası galiba da yani o taraflarda kanola ekiliyor mu bilmiyorum. Şöyle salalım abi. Bu traktör cidden küçük ya abi ama. Bayağı küçük bir traktör bu arkadaşlar ama güzel yani, böyle sevimli böyle. Çok güzel yani, ben bu traktörü bayağı sevdim arkadaşlar. Yani şeyde yorumlarda o üstü açık traktörü bayağı kullan diyenler olmuş. Güzel traktör diyenler olmuş. Ben zaten öyle tahmin etmiştim. Hiç sevmiyorum ben ama kullanmaya çalışamadım sizin için. Böyle bayağı kullanmaya çalışacağım onu. Ama ben arkadaşlar bu traktörü bayağı sevdim. Yani bunun tek sorunu sadece o maksimum saatte 32 kilometrede gidebilmesi. Yani keşke işte 42 gitseydi arkadaşlar, çok çok yani mükemmel bir traktör olmuş olurdu bu. Ama tabii her şeyin de bir şey olması lazım. Gördüğünüz gibi bunu zaten rahatlıkla çekiyor şu an. Bu burada çalışacak, bu tarla bayağı gördüğünüz gibi büyük. Orada çalışırken arkadaşlar bu da burada çalışıyor. Pek bize yapacak bir şey kalmıyor gibi. Şu o bu dolmuş. Tamam o zaman hemen gidip arkadaşlar bunu boşaltalım. Ama bunu nereye boşaltıyoruz? Silo bizim neredeydi? Bu arada havuz falan da var bizim evde burada. Güzel yani. Abi bu bayağı hızlı gidiyor ya. Bu güzel bir şey de yani. Kabinsiz olması çok beni rahatsız ediyor ya. Cidden böyle kabinsiz olduğunu gördükçe rahatsız oluyorum. Nerede? Yani silolar burada abi. Okey. Siloyu da bulduk. Hemen boşaltalım arkadaşlar. Şöyle. Ups. Sakin. Uzun süredir farming oynamıyorum. Biraz şeyler gitti. Ya biliyorum arkadaşlar, uzun süredir size bir tane oyundan bahsediyordum. İşte elime geçtiği zaman çekmeye başlayacağım serisini falan diyordum. Oyun çoktan elime geçti benim arkadaşlar. Fakat videosunu çekemiyorum çünkü oyun bozuk. Bahsettiğim oyun arkadaşlar Assassin's Creed Origins. Yani oyunu aldım arkadaşlar. Ben yani bayağı güzel diye düşündüm. Ki oyun bayağı güzel. Cidden çok güzel bir oyun. İşte YouTube'dan hemen bir iki tane videosu falan izledim. Yani çok böyle hikaye izlememeye çalıştım. Cidden çok güzel bir oyun. Yani alayım. Hem kendim oynamış olurum hem de yani video çekmiş oluruz. Yani kanalda da siz de izlemiş olursunuz diye düşündüm. Çünkü cidden güzel bir oyun. Ama arkadaşlar oyunu her böyle tanıtımda, böyle basında falan hep oyunu böyle şeylerde, konsollarda oynatmışlar. Hep böyle PlayStation 4'te ve işte Xbox One'da falan. PC'de hiçbir yerde oynatmamışlar. Ve ben tabii PC versiyonu aldım. Bende konsol yok. PC versiyonu aldım abi. PC versiyonu cidden bozuk arkadaşlar. Yani FPS şey optimizasyon o kadar kötü ki yani. Yani cidden yani şimdi optimizasyonu kötü olan oyun olabilir. Yani mümkün diyorsunuz ama çok kötü arkadaşlar, bunda aşırı kötü optimizasyon var. Yani oynanmıyor yani. Ve benim sistemim kötü değil abi yani. Mükemmel sistem değil ama kötü değil. Hiçbir şekilde kötü bir sistem değil. Daha ben oynayamıyorsunuz oyunu ve yani oyunu grafiklerini arkadaşlar maksimumda
grafikte de oynasanız açsanız oyunu, minimum grafikte de açsanız oyunu, en düşük grafikte de açsanız aşağı yukarı aynı FPS alıyorsunuz, aynı FPS alıyorsunuz. Çok ciddi bir sorun bu. Yani inşallah Ubisoft bir patch falan çıkarır bu Assassin's Creed'se, çünkü cidden kötü bir şey. O kadar yani bayağı para verdim. Yani sadece ben değil, o insanlar da yani bayağı para vermişler yani oynamıyorlar. Çünkü oyun oynanmıyor arkadaşlar. Cidden nasıl bir sisteminiz de olsa oynanmıyor. Çok çok küçük bir kısım oynayabiliyor. Onlarda çok sorun çıkmıyor. Böyle %5'lik bir kısımda sorun çıkmıyor. Kalan %95'lik kısımda arkadaşlar oynanmıyor oyun. Yani grafiği böyle en düşe dalsanız, en maksimuma dalsanız arkadaşlar aşağı yukarı aynı FPS alıyorsunuz. Çok ciddi bir sorun. Yani böyle aranızda Assassin's Creed Origins PC versiyonunu almayı düşünenler varsa hiç almasınlar abi. Şu anlık almayın. Yani oyun çok güzel. Yani cidden çok güzel. Ama oynanmıyor yani. Oynayamıyorsunuz. PC'de oynayamıyorsunuz. Sadece yani videolarını falan izleyebiliyorsunuz YouTube'dan. Yani şu anlık almayın arkadaşlar. Cidden yani almayın. Ve konsolunuz varsa direkt konsol versiyonunu alın. Çünkü konsol versiyonunda hiçbir problem yok. Hiçbir sorun yok. Konsol versiyonu takır takır çalışıyor abi. PC'de de yine tabii biz şeyiz. Şimdi kultatör falan salacağız da traktör yok boştan. Ne yapsak arkadaşlar, şu an 17.000'imiz var. Bence ne yapalım biliyor musunuz? Hatta bir çardolar da bitirdi galiba işini. Aynen. 580 litre buğdayımız var arkadaşlar. Hemen bu buğdayı biz romoka boşaltalım. Bakalım arkadaşlar şu an hangi üründe fiyat var ve yani bir üründe güzel fiyat varsa direkt onu satacağız ve birazcık para kazanmaya çalışacağız. Ve muhtemelen bankadan da birazcık para çekebileceğiz, şu an birazcık kredi çekebileceğiz. Yani çekebildiğimiz kadar kredi çekelim arkadaşlar. Yani bir şeyler alalım yani, geliştirelim kendimizi. Yani şu an arkadaşlar bir tane romok almamız gerekiyor, cidden bir tane romok. Çünkü bu romok olmuyor yani. 8500 litrelik bir romok hiçbir işimize yaramıyor. Çöp yani. Hatta bu romoku direkt satacağım ben. Yani çünkü bu dediğim gibi hiçbir işe yaramayan bir romok. Bir tane arkadaşlar romok beklenmedi bir şekilde çalışmaya durdu. Tank boşalmış. Hangisi o abi? Sen misin? Oğlum senin de şeker kamışın sürekli bitiyor ya. Abi bir tarla ekemedi lan. Şeker kamışı sürekli bitiyor. Şu hemen şuradan dolduracağız bunu, ama dolduramıyoruz bunu arkadaşlar. Şey lazım. Mesela Ferguson'u getirmemiz lazım. Çünkü ona önüne kepçeyi takacağız ve kepçeyle şu paletleri birazcık ileri çekmemiz lazım. Çünkü buradan bu makine buradan yetişmiyor ve doldurma şeyleri, şeker kamışlarını doldurmuyor. Ve buraya girmiyor da gördüğünüz gibi. Girmiyor arkadaşlar, vuruyor. Girmiyor falan. Birazcık bekleteceğiz bunu burada. Seferiksonu zaten getireceğiz şimdi. Ama ilk önce bir çerdöre yerine koyalım. Çerdörün yeri neresi olur? Şurası bence iyi ya, aynen. Direkt şu yere koyalım. Direkt şöyle abi mesela, aynen. Şöyle iyi arkadaşlar. Şöyle koyabiliriz. Burada bayağı iki tane ağırlık var. Biri küçük, biri bayağı büyük. Yani bu ağırlıkları ne yapacağız? Bizde o kadar traktör yok. Yani bu ağırlıkları takabileceğimiz traktör yok. Yani bizde önüne ağırlık takabileceğimiz traktör yok. Üçünün de önünde kendi ağırlıkları var zaten. Belki şunun arkasını takarız diye vermiş olabilirler. Yani kepçeyle çalışırken falan, ama bilmiyorum. Ama tohum ekmek makinesi bayağı güzel arkadaşlar. Yani cidden güzel çalışıyor. Bayağı hızlı da ekiyor falan. Sevdim yani. Bu arada arkadaşlar yani birazcık böyle hemen tanıtımı, böyle ilk izlenimi hemen çektim. Sonra böyle hemen bu bölüm işte birinci bölümü getiremedim. Serinin birinci bölümü yani hemen böyle getiremedim, ama yapacak bir şey yok. Bu serinin arkasını arkadaşlar devam etmesini istiyorsanız, yani beğendiyseniz bu seriyi devam etmesini istiyorsanız aşağıdan like şuna basmayı unutmayın. Yani direkt like'a abanın, çünkü böylece beni motive etmiş oluyorsunuz. Ben de motive olduğum zaman ne yapıyorum? Daha çok video çekiyorum. Yani daha fazla video çekiyorum. Daha çabuk yüklemeye çalışıyorum. Böyle video çekmeden gün geçirmemeye çalışıyorum, ama böyle like falan gelmeyince insan tabi beğeni falan olmuyor. İşte insan iştah kaçıyor yani. Bu romoku direkt satacağız abi. Çünkü ben sevmedim seni. Çok küçüksün. Ben seni hiçbir zaman sevmedim zaten. Şimdi sevmiyorum.
Şimdi şuradan kepçe alalım. O burada bayağı gübre, 4 palet şey tohum ve 3 palet gübre varmış. Bayağı iyi abi. Sanki bu kepçe birazcık bu Massey Ferguson olmadı mı? Aynen, hiç de olmadı be abi. Massey Ferguson abi küçücük küçücük gözüküyor. Şey ve önünde ayrıca ağırlığı var. Mesela arkadaşlar şu an önünde kepçe varken, şu an bunun önünde bu kepçe varken şu ağırlık burada çok gereksiz ağırlık. Hatta fazladan yani. Kötü bir şey bu yani. Bu ağırlık burada olması lazım. Ve keşke bunu çıkartabilseymişken yani, istediğim zaman. Çıkartabiliyor muyuz? Pek sanmıyorum. Yok abi, öyle bir şey yok. Çıkartamıyoruz. İşte bunlar kötü şeyler. Mesela bunları yapsaymışlar keşke. O kadar para veriyoruz. Yani DLC kötü değil. Ben cidden DLC'yi sevdim arkadaşlar ama keşke birazcık daha şey ekleseydi. Bu para için az şeyler ekliyor. Bayağı çok çok fazla az şeyler ekliyor. Güzel şeyler ekliyor ama az. Yani 3 tane traktör ekliyor. Zaten 3 traktörden sadece bir tanesi yani adam akıllı bir traktör. Diğer iki tanesi arkadaşlar hiçbir şeye yaramıyor, mesela bu ve şu, mesela şu bu yani bu ve şu Massey Ferguson hiçbir işe yaramayacaklar yani. Güzel traktörler ama çok küçük yani, 95 beygir, bir de 105 beygir. Yani bunları hiçbir yerde kullanamazsın ki. Yani böyle oyunun ilk safhalarında kullanabilirsin ama böyle bir 5 bölüm kullanırız bunları. Hani işte 10 bölüm falan. Sonra gidecek bunlar ve hiçbir zaman bunlara ihtiyacımız olmayacak. İşte kötü yanı o. Arkadaşlar şimdi bunu şuraya ben koyacağım. Kepçeyi direkt şöyle bırakacağım. Şöyle. Oba. Tamam. Şimdi bunları römorka alalım arkadaşlar ve ne yapacağız? Römorka alacağız ve römorka bakalım hangi üründe fiyat varsa onu doldurup satacağız. Ama ilk önce şuna şeker kamışlarını dolduralım ve bunu salalım ki eksin. Boşa durmasın. Değil mi? Yükle abici. Yükle yükle yükle. Yükle güle güle. Hadi 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 hadi. Tamam, süpersin. Süpersin. Yükle güle güle güle. Yani bunlar yetmesi lazım arkadaşlar. Çünkü bu iki palet yetmezse sonra yeniden gidip palet almamız gerekecek. Hatta ben direkt almayacağım. Direkt orayı, yani tarlanın o kalan kısmını direkt boş bırakacağım öyle. Sonra arkadaşlar tarlayı işte hasadı bir defa şeker kamışını bir defa hasat ettiğim zaman o zaman o kalan kısmı yeniden ekeceğim. Şeker pancarını arkadaşlar biçtiğiniz zaman o biçtiğiniz şeker pancarını dedim ben de. Şeker kamışını diyecektim arkadaşlar. Şeker kamışını şu an şeker pancarı kamışı karışıyor arkadaşlar. Şimdi bu kamışı arkadaşlar ektiğiniz zaman ve hasat büyüdüğünde hasat ettiğiniz zaman o kestiğiniz şeker kamışlarını arkadaşlar yeniden direkt tarlaya ekebiliyorsunuz. Yine bu makineye koyuyorsunuz. Yani hiç böyle palet şeker kamışı almaya uğraşmanıza gerek yok. Bir defa ektiğiniz zaman kendinize böyle depoda bir yerde birazcık depoladığınız zaman pek de sorun olmuyor yani. Direkt kendi şeker kamışınızdan ekebiliyorsunuz yani, şu aynı bu makineye koyup. Gübre bayağı azalmış, inşallah yeter o gübre. Yetince gibi gözüküyor. İnşallah yeter abi. Şimdi bakalım hangi üründe fiyat var. Şu an arkadaşlar ayçiçeğinde fiyat var. O da 5000 litre var sadece. O zaman ayçiçeğini satacağız arkadaşlar. Aynen. Ayçiçeğinde var. 1566. Yani çok hiç, çok az para gelecek orada ama ne kadar da gelse abi her türlü de kârdır. Ayçiçeğini satacağız. Nereye satacağız ayçiçeğini? Nakliye şirketi. Nakliye şirketi abi çok... Abi yok vallahi, hiç gitmem oraya ben. Gitmem abi. Ciddi misin? Gitmem. Ben oraya gitmem abi. Bakın çok uzak değilmiş, biliyor musunuz? Aslında gidilebilir. Gidilebilir ama mağaza nerede abi? Mağaza da çok uzak. Abi tahıl ambarında bir şeyler bakalım. Tahıl ambarı diye bir şey yok burada. Ne alaka? Tahıl ambarı. Abi tahıl ambarı satış noktası değil mi ya? Abi. Ha dur lan, tahıl ambalajı şey değilmiş ya. Satış noktası değilmiş burası abi. Konuşamadım da. Buraya şeylerimizi depoluyoruz ve buradan trene yüklüyoruz falan. O olaymış o. Yani sanırım satabileceğimiz şey, ürün satabileceğimiz çok bir yer yok. Limanına satabiliyoruz ve şuraya satabiliyoruz. Aynen, ve fırına satabiliyoruz. 3 yer var yani. Aynen. Şeker fabrikası. Oraya sadece şeker pancarı ve şeker kamışı gidiyormuş.
Demek ki Ayçiçeği arkadaşlar şuraya satacağız. Nakliye şirketini satacağız. Birazcık uzak mesafe. Yapacak bir şey yok. Sana ne oldu yavrum? Tohumu bitmiş onun. Sizin depolarınız niye böyle küçücük ya? Hemen şimdi bunu götürelim. Dolduralım deposuna arkadaşlar. Ulan küçücük traktör lan böyle. Çok sevdim ben bunu ya. Böyle sevimli güzel yani ama. Yani ben bu arkadaşlar bunu Mass Effect sonuna kat kat daha fazla beğendim yani. Bence çok daha iyi bir traktör olmuş bu. Şuradan girebiliriz, tamam. İçi falan da güzel bunun. Ve en önemlisi yani kabini var. O daha da iyi. Ha burada bizim 3 tane şeyimiz varmış. Değil mi? Değil mi lan? Aynen. 3 tane sıvı gübremiz de var orada. Güzel yani gübremiz var onu biliyoruz artık. Niye vurdum kendimi orada? Vurmayabilirdim. Şöyle gidip şimdi buraya girelim. Normalde burada kepçe işimize yarayacaktı ama gübreyi fulleme, gübreyi fulleme. Gübre gerek yok. Gübreyi fulleme. İçeride öyle de keşke buraya koymasaymışız. Şuradan acaba alır mısın sen? Alıyorsun, okey. Bir palet yetecek sen diyecektim ki zaten sen bir paleti almayacaksın bile. Yaklaşık 600 litre falan alıyoruz abi, 500 litre. Tam 500 litre bile değil. 495 litre tohum alıyor abi. Çok az tohum alıyormuş bu. Kötü yan arkadaşlar bunun bu şu an. Tek kötü yanı bunun şu an. 495 litre tohum alması. Yani keşke 1000 litre, 1000 litre tohum alsaymış. Çok daha iyi olurdu yani. Bence tabii. Güzel bir makine lan bu. Ben cidden sevdim bunu ya. Böyle rengi falan da güzel böyle. Turuncu yeşil falan. Traktör de zaten aynı marka. Güzel abi, güzel. Ya şimdi bize arkadaşlar bu traktörün büyükünden olacak. Bu 150-180 beygirlik olanlar olacak. Hoş. Süper olur ki onu zaten direkt alacağım yani. Direkt ilk alacağım traktörlerden biri o zaten. Sen niye böyle az genişlikte gitmişsin? Birazcık sevmedim ben bu olayı. Neyse. Çalış bakalım. Onu 5'te düzeltirler herhalde. Şimdi sen aynen sen küçük masa son gel buraya şeker kamış diyecektim. Ayçiçeği koyacağız sana ve ayçiçeğini satacağız. Zaten 5000 litre kadar var. Şöyle 5000 litre koyalım. Fulle. Yani şöyle. Şimdi nereye gideceğiz abi? Şimdi nakliye şirket çok çok uzun mesafe ya. Bunun tam tersine gitmemiz lazım. Yani şuradan. Okey. Şuradan. Aslında çok uzun mesafe değil sanki ya. Aynen çok uzun mesafe değil abi. Yani traktör hızlı gidiyor. Burada yollar bayağı iyiymiş ya. Bu arada yani gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani güzel yani yollar iyi. Biraz böyle boş gibi sanki. Böyle rastgele bir yol varmış gibi gözüküyor ama. Ama güzel yani. Şu an mesela şu an bayırlı böyle. Güzel ya böyle zikzaklı bir yol. Güzel yani. Şurası mesela burası bayağı şey olmuş böyle bayağı dik olmuş. Güzel yani buradan her traktör böyle yüklü çıkmaz. Güzel yani biraz daha zorlayacak bizi buralar mesela. Güzel yerlerle yapmışlar. Ama şu alt taraf sanki birazcık boş olmuş. Hadi buralar iyi böyle ağaçlar falan var. Böyle yüksek çimler falan var da oğlum bu yol ne lan? Abi buradan tır geçebilecek mi yani? Tır bildiğiniz takılır burada yani altta kalır falan gibi gözüküyor bilmiyorum ama. Ups. Tabii düşünmüşlerdir onu ama sanki tırın altı takılır gibi gözüküyor. Çok dar lan yol. Oha lan. Abi yol yok gibi bir şey yani. Görmüyorsunuz bile yolu. Abi ciddi misin ya? Buraya trenle geliniyormuş. Abi zaten tren gösteriyor orada. Ben niye buraya geldim ya? Buraya trenle geliniyormuş arkadaşlar. Trenle geliyor mu geliniyormuş buraya. Ben sürekli şunu karıştırıyorum. Şu tren olayını sürekli karıştırıyorum arkadaşlar. Bak her map'te böyle. Trenle gideceğimiz yer traktörle gidiyorum. Götürüyorum abi. Sinirim bozuldu şu an. Şimdi buraya kadar boşu boşuna gelmiş olduk. Ama neyse en azından bu yolu görmüş olduk. Ben diyorum yani bu yolu biz yani sürekli buraya bir şey satacağımızdan bu yolu kullanırsak yani böyle acı değişik olmuş bir yol diye diyordum kendi kendime. Tam da öyleymiş yani. Her zaman bu yolu kullanmayacağız. O yüzden böyle değişik bir yol yapmışlar. Yol güzel ama biz oraya gitmeyeceğiz ki. Oho abi. O zaman arkadaşlar ben bunu götüreyim ve hemen geleceğim. Tamam yani en sonunda geldik buraya.
Şimdi tağılan barı 3'e boşaltacağız, 5000 litre. Hideceğimizi sonra buradan trene bu yükleyeceğiz arkadaşlar. Bunu ve trenle de bizim demin gittiğimiz yere satacağız. Bakalım 5000 litre şeyden şey için, yani 5000 litre ürün için bu kadar uğraştık. Neyse, ama öğrenmiş olduk yani en azından. Şimdi tren lazım bana. Bu durmuş yine. Ama gübresi bitmiş. O zaman hemen biz bunu gidip gübre dolduralım arkadaşlar, ki daha bayağı 2000 litre şey var, şeker kamışı var içinde. 2000 litre şeker kamışı, bu bayağı yani burasının full eker gibi diye düşünüyorum. Ekebilirsen yani direkt full eksin burayı. Ve buraya arkadaşlar böyle sürekli gübreleyeceğiz falan bu tarlayı. Böyle full, yani üçüncü etap böyle gübreli olsun diye. Bayağı şeker kamışı çıkaralım diye. Çok büyük, aşırı büyük bir tarla da değil arkadaşlar. Yani bizim bu tek sıralı bu traktöre takılan bu şeyle bayağı yani rahatça çalışabileceğiz orasını diye düşünüyorum. Muhtemelen ne yapıyorum ben ya? Muhtemelen çok sorun çıkmaz. Mesela gübre abi zaten şurada direkt. Şuradan böyle, aynen. Ne istiyorsun abi sen? Gübre istemiyor musun? Heh, tamam. Biraz geri şey demiş bunu. Tamam, full abi, 990 litre. Tamam, full. Çünkü bunu biz Kobe'de biraz gittirmişiz ama neyse. Çünkü bu tohum ekmek biz arkadaşlar muhtemelen birden daha fazla kullanacağız. Yani sadece bu defa kalmaz bu, yani bayağı. Yani bugün bayağı uzun uzun şeyli kullanabiliriz yani. Uzun süre kullanabilir bu. Şimdi şuradan salacağız arkadaşlar ve ekilecek. Bu ekecek. Biz de gidip ayçiçeğimizi satacağız. Bankadan çekebildiğimiz kadar kredi çekeceğiz ve birazcık ekipmanlarımızı yenilemeye, birazcık çiftliğimizi geliştirmeye çalışacağız. İnek falan alabiliriz arkadaşlar. Yani bu videonun altına yazın. Önümüzdeki bölümlerini ne yapalım, yani ne gibi şeylere girişelim. Yani yazın. Ben de siz isteklerinize göre bir şeyler düşüneceğim, yani bir şeyler yapacağız önümüzdeki bölümde de. Bu eksen şimdi burada. Bana tren lazım abi. Tren nerede? Tren. Ha, tren tamam. Tren süper abi. Tavlan bari 2'deymiş. Zaten direkt buradan geçecek. Güzel. Burada şöyle bir şey var. Bu ne? Buradan acaba bunu yönetebiliyor muyuz diyecektim. Pek sanmıyorum. Bu map değişik olmuş ya arkadaşlar. Sizce değişik değil mi? Böyle bir garip olmuş map. Şu an bayağı FPS düşüklüğü oluyor arkadaşlar. Muhtemelen trenden dolayı. Aynen, şuradan geçerken arkadaşlar bayağı FPS düşüklüğü falan oldu. Şu an hiçbir sorun yok gördüğünüz gibi. Orada bir sorun oldu muhtemelen. Map'ten dolayı birazcık bir şeyler var orada. Bug falan. Düzeltirler ya. Yani farming öyle bir şey değil abi. Giants. Yani düzeltiyor yani. Hemen her sorunu hemen patchliyor falan. Her şey çözülüyor. Giants öyle. Mesela burada da FPS droplar olmaya başladı. Bilmiyorum. Şu an bende kaynaklı oluyor. Ben pek sanmıyorum yani. Muhtemelen map ile ilgili bir şey bu. Geri git. Oba, 5000 litreyi full abi. Zaten 5090 litre var yani. 1500 euro da arkadaşlar. Bundan yaklaşık bir 7000 euro alacağız. Yani ama her türlü yani para paradır. 7000 euroya biz bayağı yani traktörleri işletme masrafını falan karşılayabiliriz. Şu an bayağı böyle FPS droplar oluyor bu trende. Şu an mesela düzeldi. Böyle birdenbire bir droplar giriyor. Dediğim gibi muhtemelen şeyden. Burası da bayağı şeymiş yani, dik şu an. Oha, bayağı dik şurası burası abi. Yani bir tren için sanki biraz fazla mı dik? Bilmiyorum yani, trenler çok dik yerlerde gidebiliyor mu? Kaymıyor mu abi zaten? Demir demire sürtünüyor tekerler. Gidelim şuraya, hemen satacağız. Acaba şey arkadaşlar dik burası mesela şu an birazcık dik ya, acaba bu yokuş şey yapıyor mu? Şeyin hızını böyle daha çabuk yavaşlatıyorum, trenin hızını. Böyle bir fizik var mı acaba şeyde yani? Traktörde var ama trende var mı? Frene bas. Şimdi birazcık geç bastım galiba ben frene. Aynen. Yo, tam da zamanda basmışım yani, biliniz. Tam da zamanda basmışım abi. Yo, da biraz daha ileri gidelim hatta. Tamam. Sat abicim. Aynen. Oha, 7900 euro. Güzel. 7900 euro iyi abi. Hızlan maxla. Şurası bayağı güzel olmuş ya. Burası cidden arkadaşlar. Bayağı güzel olmuş burası. Bayağı güzel lan buralar.
Burada baya güzel şey video için şeyler, thumbnail'lar falan çekilebilir yani. Neyse şimdi buradan gidelim. Bunu arkadaşlar hemen ben sıfırlayacağım. Sıfırla. Muhtemelen mağazaya gidecek o. Ve bunu sıfırlayacağım. Mağazaya gitti. Aynen mağazaya gitmiş. Süper. Şimdi remote'u direkt satacağız arkadaşlar. Ve remote yerine başka bir remote alacağız. Böyle adam gibi bir remote. Adam gibi diyeceğim. Zaten çok fazla remote yok. Çünkü bu DLC, bu Titanium Expansion. Şuraya satacağız. Hiçbir remote eklemiyor yani. Normal remote eklemiyor. O yüzden standart remote'larımızdan kullan. Birilerini seçeceğiz yine. Eski remote'lardan. Hangisini alacağımı hatta biliyorum da şu an. Sat abi 6000 euro. Güzel yani. İyi para. Şimdi maksimum kredimizi çekeceğiz. Ama kredi nereden çekeceğiz? Ha, kredi zaten direkt şuradan çekilebiliyor değil mi? Borç al. Aynen. Maksimum krediyi çekelim abi. 150 bin çekebiliyorduk galiba. Aynen. Yo baya... O biz baya borç çekebiliyormuşuz lan. 225 bin borç çekebildik. Tamam şu an 255 binimiz var arkadaşlar bizim. Şimdi remote olarak bence şunu almak en mantıklısı dedi direkt yani. Şunu almak en mantıklısı. Çünkü en iyisi bu yani. 21 bin lira. Sonra bununla bir tane alıp bunu bunun arkasına takıp böyle 42 bin lira böyle güzel bir remote yapabiliyorsunuz. Ve istediğiniz zaman bunları ayırabiliyorsunuz da. Ya bu çok küçük. Yani bu zaten 8500. Bu yani bu bunun iki katı gibi bir şey. Bayağı az. Bunu zaten bahsetmiyorum bile bundan. Şu en iyisi gibi arkadaşlar. Çünkü bunları da bizim traktöre çekmez. Şu en iyisi. 21 bin litreye. Standart renginde mi olsun? Standart rengi olsun ya. Geniş lastikli olsun abi. Geniş lastikli istiyorum ben ve koyu yeşil olsun mu abi? Koyu yeşil olsun. Standart tasarım. Standart tasarım. Pek fark etmiyor bir şey orada. 25 mi? Tamam. Niye koyu yeşil aldım ben şu an abi? Niye koyu yeşil aldım ben şu an? O güzel durmuş lan. O tamam bayağı güzel durmuş abi. Tamam. Güzel. Bu traktör bunu çeker değil mi ya? Fullken çekemez gibi gözüküyor birazcık. Oha bu traktör bayağı küçük yalnız ya. Bu traktör bayağı küçük abi. Çok küçük bunun yanında lan. Şimdi neyse bunun 229 binimiz daha var arkadaşlar. Bence bir traktör alabiliriz. Çünkü traktörümüz şu an birazcık şey kısıtlı 3 tane traktörümüz var. Bence arkadaşlar direkt şunun 150 beygirlik versiyonu alalım arkadaşlar 110 bine. 150 beygirlik alalım onu. Sonra zamanla bunu 180 beygirliğe de güçlendiririz. Ve bayağı yani güçlü bir traktör olmuş olur elimizde. Direkt arkadaşlar 150 beygirlik alacağım. Standart tekerlekler, ağırlıklı geniş lastikler, dar lastikler, çift tekerler, standart. Ağırlıklı alacağım ben. Ve 111.200'e. Güzel yani bayağı iyi oldu şu an bak. Abi ben size bir şey söyleyeyim mi? Oğlum bu dehşet bir şey lan. Abi bu çok güzel lan. Oha. Abi bu çok güzel. Tek çok büyük lan bu. Ben bunu bu kadar büyük beklemiyorum. 150 beygir bu şu an ve abi 200 beygir traktör gibi duruyor. Hatta 200-250 beygir traktör kadar büyük duruyor. Oha çok büyük lan bu. Ama şu öndeki ağırlık sanki birazcık az ve bunun önüne yine bir şey takamıyoruz arkadaşlar. Bu kendi standart ağırlığı var. Kötü yanı o yani ama oğlum bu bayağı büyük ya abi. Bu ciddi ciddi büyük bu. Öyle böyle değil. Bu ciddi ciddi büyük bir şey. Tamam. O zaman şimdi bunları eve götürelim arkadaşlar. Ama bu bayağı büyük be. Bu bayağı işimize görecek. Oğlum bu çok çok büyük bir şeymiş bu. Abi follow me mod yok mu? Abi. Neyse o zaman o kalsın. Burada bunu götüreyim ben eve. Çünkü bunu kullanacağız şimdi birazdan. Hatta zaten bunu eve götüreyim arkadaşlar. Götüreyim arkadaşlar ve videoyu burada bitireyim. Yani çok kısa video oluyor. Oldu farkındayım ama yani çok yapacak şeyler yok arkadaşlar. Ha bir tane de unutmayın arkadaşlar. Şöyle sağa çekeyim ben. Gübreleme cihazı alalım çünkü bizde bildiğin kadarıyla gübreleme cihazı yok. Yok değil mi? Yani gübreleme cihazı yok bizde. Bir tane gübreleme cihazı alalım arkadaşlar. Spreyleme mi alalım? Yoksa normal mi? Bunu alamayacağız. Gübrelemek için mi alalım? Suni gübre için. Şunu mu alalım mesela? Şunu mu alalım? Yoksa şunu mu diyeceğim? Sanki bu daha iyi gibi. Şu iyi gibi ya sanki arkadaşlar değil mi? Ya da şu mu? Yok bu çok pahalı ya. Şu iyi ya arkadaşlar aynen. Bu iyi arkadaşlar. Şunu alalım.
15 metre güzel. Tamam, bu idare eder bize. 24.000 euro. Tamam, bunu alalım arkadaşlar. Bunu da ben arkadaşlar video dışında getiririm bizim çiftliğe ve oradaki tarlaları falan gübreleriz. Şimdi bunu ben çiftliğe götüreceğim. Hatta burayı kesmeyeyim, direkt şey edelim. Videoda götürelim. Yani kaç dakika video olacak bilmiyorum. 20 dakika mı olacak, 25 dakika mı? Bilmiyorum arkadaşlar ama yani böyle bu ilk bölümler kısa kısa olacak ki bu zaten ilk bölüm. Diğer yani inceleme bölümünde biz bir şey yapmadık. Sadece traktörleri işçe saldık o kadar. İlk bölüm bu. İkinci, üçüncü bölümde de yani birazcık böyle geçecekler artık. Dördüncü bölümde falan. Beşinci bölümde artık böyle adam gibi işlere başlamaya çalışacağız yani. Burada bir de bizim çiftlikte arkadaşlar bu arada. Ben bu girişi bilmiyordum. Burada siraj kuyusu da varmış. Güzel. İneklerin yeri zaten burası. Mesela inek falan direkt başlayabiliriz arkadaşlar yani baştan. Şu an 94.000'imiz kaldı. 94.000'e ineklere başlayabiliriz cidden yani. Ufaktan başlanılabilir. İstersen arkadaşlar yani aşağı yazın dediğim gibi bu 94.000'de önümüzdeki bölüm ne yapalım yani. Neye başlayalım? Hangi işe başlayalım? Şimdi buna arkadaşlar ben ne yapacağım? Direkt şu kultivatöre takacağım. Çünkü bu kultivatör birazcık güç istiyor. Tamam. Şöyle yapalım. Tamam, farlı falan iyi. Ha, bunda uyarı şu yok. Şu yukarıdaki ışıklardan yok arkadaşlar. Bak şu an fark ettim. Arkadaki farlı sistem çok iyi değil galiba. Aynen. Pek iyi değil gibi gözüküyor. Ama öndeki farlar iyi. Yani çok kötü değil. Tamam, farlar iyi abi. Neyse, salalım arkadaşlar. Bu kultivatör arkadaşlar bu arada galiba benim bildiğim kadarıyla tarlanın pulluk gerektirme şeyini de şey yapıyor, gideriyor. Bildiğim kadarıyla ne hazırla saban yerine kullanılabilir. Aynen, saban yerine kullanılabilir diyor. Bu arkadaşlar tarlayı kultivatörlüyor. Çok az beygir istiyor. Sadece 130 beygir istiyor bu arkadaşlar. Tarlayı kultivatörlüyor ve aynı zamanda pullukla sürülmüş gibi de yapıyor tarla. Çünkü arkadaki şu dip kazanlar var bunda. Bayağı az güç istiyor bu. Yani çok geniş de değil ama az güç istiyor ve yani cidden güzel bir şey bu. Gördüğünüz gibi tarla kultivatörlüğümüz gibi yapıyor ama aynı zamanda pulluk gerektirimini de gittiriyor yani. Güzel bir şey. Yani bu traktör çok bunun için aşırı büyük bir şey ama yani biz de, ben direkt bunu aldım. Bence de çok iyi yapmışız. Çünkü cidden gördüğünüz gibi bayağı aşırı büyük bir şey bu. Yani çok büyük bir traktörmüş bu. Biz şu an 150 beygirde. 180 artırdığımız zaman bunu, yani bu zaten canavar olacak. Yani bunu her şeyi takabiliriz yani. Her şeyi çeker bu. 180 beygir böyle dehşet büyük bir şey bu. Yani bu traktör arkadaşlar cidden çok sevindim. Yani cidden aşırı güzel bir traktör bu. Yani diğeri küçük de zaten bayağı iyi ama bu yani cidden şu an bu derecedeki en sevdiğim ekipman arkadaşlar şu traktör muhtemelen olacak. Neyse, bu videoda bu kadar arkadaşlar diyelim. Pek yapacak fazla bir şey kalmadı. Onun tohum bitmiş, onu ben yenilerim. Böyle yani. Bu bölümde bu kadardı. Böyle ilk bölümler böyle olacak. Çok fazla bir şey yapacak bir şey yok. Belki işte yarın akşam arkadaşlar belki yani işim çıkmasa canlı yayın yaparım. Canlı yayında oynarız bunu falan. Biraz canlı yayında daha gelişebiliriz. Bakacağız yani. Canlı yayın falan olursa yarın akşam ben zaten size önceden bildiririm. Böyle yani. Bu arada zaten YouTube'da falan böyle benim canlı yayın sistemimde falan biraz sorunlar oluyor. Canlı yayın pek yapamıyorum yani. Yapmaya çalışıyorum, olmuyor falan. Onu düzelttim galiba. Bakalım yani, dediğim gibi yarın akşama zamanım olursa, bir sorun çıkmazsa canlı yayın yaparız yani. Neyse arkadaşlar, böyle. Bu video bu kadardı. Videoyu beğenseniz aşağıdan beğenip beni motive edebilirsiniz. Yorumlarınızı aşağı bekliyorum. Video hakkında, seri hakkında fikirlerinizi aşağıda yazabilirsiniz. Hepsini okuyorum. Zaten cevap da veriyorum yani. Cevap verecek bir şeyse cevap veriyorum direkt. Böyle yani. Bu bölüm bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki bölümde artık görüşmek üzere. Kendinize bakın. Bay bay.